Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Daha önce de size haber verdiğimiz gibi Small Soldiers filmini izledik. Çok eski 90'lar filmi, zaten buram buram 90'lar kokan ama bir emsalini de Toy Story hariç görmediğimiz bir film. Klasik bir konusu var. Bir mikroçip yapan deli bir profesör var. İşte mikroçipi aşırı güçlü şey yapmış. İşte kendi kendine Terminator, Skynet gibi bir robota taktığın zaman o kadar akıllanıyor ki başka robotlar üretebiliyor, o çipi kopyalayabiliyor falan filan. Çok akıllanıyorlar. Bunu da gidip bir tane çok hırslı bir oyuncak şirketine çalışan bir adam da gidip oyuncaklara takıyor. Ve ver elini, aksiyon. Ver elini başlıyor, evet. Sonrasında olaylar oluyor. Ya ben bu filmi çok farklı hatırlıyormuşum. Ben de. Evet, o Gorgonitleri kötü adam ve bizim o askerleri... Ben böyle değil. Ha, evet, ben askerleri gayet iyi olduğunu düşünüyormuşum. Halbuki kötü karakterlermiş. Ama tabii şunu da sormak gerekiyor. O askerler gerçekten kötü karakterler mi bu filmin? Değil mi? Neden? Öyle mi? Neden? Yani... Çünkü buna programlanmışlar ya. Aslında asıl kötü karakter olan, yani onların o içine çipleri koyan oyuncak şirketi değil midir? Oyuncak şirketi. Evet. Ya bayağı aslında aynı gibi ya. Evet yani birçok şey çok benziyor. Hatta sonunda herifin tek tarafı da yanıyor ya, dedim oha artık hani. Yani bildiğin Terminator. Bir de Terminator, James Cameron'ın faktörü var. Daha sonra Avatar'a da birazcık benzettim ben. Çünkü Gorgonite'lar masum böyle yaratıklar, bunlar da böyle onları yok etmek isteyen askerler ve askerin başrolü de yine Avatar'daki o askere benzemiyor mu oğlum? Aynısı, neredeyse aynısı. Ya bu filmler böyle, ben filmi daha böyle, daha doğrusu ben askerlerin kötü olduğunu hatırlıyordum da Gorgonite'ların daha işin içinde olduğunu hatırlıyordum. Yani filmin sonuna kadar savaşmıyorlar ya, sürekli korkaklar kaçıyor. Ben öyle hatırlamıyordum mesela. Daha onlar bir savaş içinde, insanlar arada kalıyor gibi hatırlıyordum. Halbuki insanlarla askerler savaşıyor, Gorgonite'lar saklanıyor, en sonunda bir el atıyorlar falan gibi oldu. Oralara biraz uyuz oldum ya. Evet, yani bilmiyorum hani o dönemde, çünkü ya şu da var ya, genelde aksiyon sahnelerini hatırlıyorsun ve orada hani sürekli oyuncakların birbirine sürtüştüğü bir kısım her zaman algılarını daha fazla cezbediyor çocukken. Ve dolayısıyla böyle hatırlıyor olabilirsin ama hani ben de sonradan izleyen bir insan olarak Gorgonite'ların olduğunu bile hatırlamıyormuşum, onu fark ettim. Sadece böyle şeyler kahramanlık yapıyor gibi hatırlıyordum ben. Bizim askerler kahramanlık yapıyor gibi hatırlıyorum ben. Nasıl buldun filmi? Film güzel. Yani orijinal bir fikir. Fena değil. Orijinal bir fikir mi? Yani hayır. Oyuncak canlanması manasında Toy Story'den önce geldiği için orijinal bir fikir sayılır bence. Toy Story'den önce değil ki bu film. Sonra mı çıkıyor? Tabii. 98 bu film. O zaman geri alıyorum. Dur, buraları kesiyoruz ha. Yok yani şey... Yok kesme. Yani hayır, ben öyle zannediyordum. Demek ki o zaman iğrenç bir film. Hayır öyle de değil. Evet yani okey bir film diyebilirim. Evet. Yani bir 90'lar filmi olarak keyifli izleniyor. Aktı. Ama ne bileyim, bir başka bir 90'lar filmi de değil yani. Space Jam daha akıcıydı mesela. Ha, bir de bu filmde şunu değinecektim, madem değineyim. Film akmıyor gibi geldi bana. Yani ya senaryoda, çekimde bir sıkıntı var ya bir şeyde, bir o hikayeyi ilerletmede bir sıkıntı var. Oyuncular çok duruyor. Bir de şey sahnelerinde çok duruyorlar. Yani bir oyuncak tırmanıyor mesela, bir şey duruyor burada. Hani ala attı mı böyle? Yani çok böyle bakıyor, duruyor. Evet. Ya da oyuncaklar çok fazla durağan sahnesi var. Böyle garip işte garip sahneler teknoloji, var. Teknoloji yani, hani bir yandan CGI bir şeyler var. Gerçek insanların üzerinde yürüyor ve hani eş zamanlı bir şekilde ona gerçek insan tepkisi verseler muhtemelen sorun çözülecek. Evet ya, bunu becermesi çok zor bir şey aslında. 98 yapımı bir film. Yani o zaman da böyle bunu çok esnek bir şekilde vermektense, hani oyuncular böyle duruyor. Şu anda üzerinizde sizin oyuncaklar var. Evet, onlara şaşkınlıkla bakıyorsunuz falan gibi olduğu için hani hep böyle kütük kütük duruyor bazı şeyler. O yüzden de aslında istenilen şeye gelinemiyor film. Yani evet, istenilen yani akıcılığa hiçbir zaman gelmiyor. Bir tık o tehditi bir iki sahnede veriyor işte. Daha böyle yanarlı dönerli CD falan fırlatıyorlar ya da işte patlayan top falan fırlatıyorlar da ya oraya gelene kadar 10 kere yok etmişlerdi zaten hani. Film çok kafası karışık bir film. Evet. Ya bu bir gerçek. Yani zaten belli ki şey olmuş. Yani bu filmi çocuk filmi mi yapalım? Yoksa daha yetişkin bir film mi yapalım? Arasına çok gidip gelinmiş. Çocuk filmi desen, çocuk filmi değil kesinlikle. Keşke birine gitseymiş ki, bence keşke yetişkin filmine gitseymiş. Yetişkin filmi olmalıymış. Yani bıçak sokuyorlar, bir şey, iğne fırlatıyorlar. Onları keşke biraz çivi daha... Çivi falan sokuyor, şey fırlatıyor. Onu daha fazla görseymişiz keşke. Yani. İşte evet. Yani... Biraz oyuncaklarla böyle o Barbie'lerin Terminatorvari çıkıyorlar ya, hepsi böyle kadınların klişe sözleriyle böyle saldırıyor falan. Hiç değişmeyen, hala aynı olan böyle. Aa, saçını nerede yaptırdın falan gibi böyle. Onlarla saldırıyorlar ama hepsi böyle yandan yemiş. Ne bileyim, bir tanesinin iç şey dizaynı gözüküyor. Bir tanesi işte kirpiklerini beğendin mi diyor. Sadece 2 tane göz var falan. Hani böyle zombi oyuncak gibi olmuşlar falan. Oralar bir çocuk için çok dramatik duruyor. Evet, 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 çok, ona çok katılıyorum. Lazım. Ama keşke onu full öyle gönderip, ne bileyim, kendini imha eden oyuncaklarla falan böyle milletin kolu bacağı kopsaydı, RoboCop. Yani full o yola gitselerdi en azından daha iyi olurdu. Ya, arada kalmışlıktansa. Evet, yani film asla onun kararını veremiyor ve dolayısıyla da aslında reklam verenler için de çok zorlayıcı bir film haline dönüşüyor. Çünkü bu filme hem McDonald's hem de Burger King bu filmin oyuncak haklarını alıyor aslında ve çıkartıyor. Ama bir yandan da bu film tam vizyona gireceği zaman da artı 13 yaş kısıtlaması geliyor ve Burger King ve McDonald's diyor ki ooo anam 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 ya biz bunu çocuklara satacaktık, hani niye böyle oldu falan diye. Filmde bazı şeyler de o yüzden oturmuyor. Yani belli ki bazı sahneler çıkartılmış, bazı sahneler eklenmiş belki de, yani bunlar o yüzden filmi böyle birazcık bulamaç gibi yapıyor. Hadi her şey geçtim, yani o şiddetidir bilmem nesidir. Film baya bir politik film aslında. Yani Amerikan ordusunun ürettiği çipi oyuncağa takarsak neler olur sonucunda gerçekten az çok gerçekte de yaşanmış bazı olayların bir oyuncaklar evreninde bir kopyasını görüyor olmamız da zaten yani çok da şey değil. Ne diyeyim işte, bir çocuk için hani anlaşılası ve hani bir çocuk filminde de buna da gerek yoktu sanki dedirtecek bir yapıda, evet, olmadığını söyleyemeyiz. Ya çok mesajı da kime veriyorsun, o da bir tuhaf yani. Tabii şimdi, Amerikalı'nın Amerikalı'ya şey. Yani kim anlayacak ki onu? Aa, evet ya, Amerikan askerleri gerçekten emri sorgulamadan yerine getiren çipli adamlar olabilir diyecek bir Amerikalı vardır ama yani vardır. Bu filmi izleyecek tabii. Amerikalı mıdır o, bilmiyorum tabii abi. İşte ama yani RoboCop'ta olduğu gibi mesela bu film tamamen artı 18 ve buna yönelik bir film olsaydı evet bazı şeyler biraz daha ulaşırdı. Bazı şeylere ciddiye alınabilirdi ama bu hani çocuk filmi ve arada bir şeyler oluyor sanki gibi oluyor. Neyse, yani meselemiz budur. Yani birazcık bu film kafası karışık bir film ama ben izlerken keyif aldım mı? Ben izlerken keyif aldım. Yani şey oldu böyle 90'lar, evet, 90'lar evet, eğlenceli bir film yani şey değil. Bir de tasarımlar benim hoşuma, yani küçükken de gidiyordu. Özellikle Gorgonite'ların tasarımları çok hoşuma gidiyor. Yani onlardan hakikaten bir sadece o tasarımla bir çizgi filmi, bir şey yapabilirlermiş. Hani o Gorgonite gezegenine gidiyorlar ya, oradan başlat işte hani onların gezegeninde bir hikaye, öykü falan gibisinden. Olabilir, hala olabilir. Çünkü tasarlamışlar ama çok kullanmamışlar filmde Gorgonite'ları. Yani sadece saklanıyorlar. Evet, saklanıyorlar ve son sahnelerde biraz görüyorsun. O çılgın böyle tipli işte tek gözlü mavi falan bir şey var. O mesela tasarım çok güzel abi. Ondan bir de tasarımdan şeyi bekliyorsun. O daha çılgın bir tasarım ya, hani askerleri dövmesine bir şeyler yapmasını bekliyorsun ama hani savaşçı tasarımlarına rağmen korkuyor olmaları bir tuhaf, yani değişik bir seçim, bilmiyorum. Yani evet, ama o sonda yaptıkları o şovlar biraz daha aslında işte daha değerli kalıyor ve bak bugün de belki de bizim bunu hala konuşuyor olmamızın bir sebebi de belki de o sonda Tazmanya canavarı gibi döne döne geliyor ya o senin dediğin karakter. Yani onlar falan hani o zaman belli ki aklımızı almış yani çocukken. Belki de işte o günlerden bugünlere tezahür, her şey olması gerektiği gibi olmuş ve biz şu anda Small Soldiers konuşuyoruz sevgili Berkay. Ben şeye dikkat ettim. Bunun review'larını izlemiştim, yorumlamalarını işte yabancı kanallarda falan. Beğenmeyenler var. Yani neyini beğenmiyorlar? Tutmuşlar. Yani neyini beğenmiyorsunuz Small Soldier yani? Evet, ya çok da hayır, tuhafıma gitti. Oturup bu filmi beğenmedik böyle ciddi oturup Small Soldiers mi değerlendirdiniz? Hayır, beğenmeyebilirsin de. Hayır, beğeneceksin. Ya böyle gerçekten ciddi böyle Schindler'ın listesini eleştiriyormuş gibi eleştirmişler filmi. İşte oradaki sinematografi, şuradaki bilmem ne. İşte ben başta dedim ya biraz ağırdı bilmem ne falan. Akmasın. Altta da yani millet yazmış neyi eleştiriyor yani. Akmasın be baba. Herkes tarafından kabul edilmiş. Hani tabii, çocukluğumuzun filmi abi. Space Jam'in de içinden geçersin, öbürünün de içinden geçersin de yani ne gerek var? İşte abi. Michael Jordan'ı karşılarına alamamışlar. Burada güçleri Space Jam'e yetmiş gibi. Bilmiyorum işte, bazen öyle denk geliyor. Neyse, yani bu film hani başka eleştirilecek tarafı olursak da gel oyunculukları birazcık eleştirek dersek ama filmde kimi eleştireceğiz? Konuştuğumuz gibi şey çok tuhaf geldi bana. Mary Jane oynuyor ya filmde, Kirsten Dunst oynuyor. Kirsten Dunst. Rolü de neredeyse birebir aynıydı ilk başta. Bir konuşamayan bir çocuk işte başroldeki Alan. Alan deyince de aklıma konuşan Raptor geliyor, Jurassic Park 3'teki. Alan diye geliyor diyor. Kirsten Dunst konuşamayan bir çocuktan hoşlanıyor ama çocuk buna işte kendini açamıyor. O sırada işte onunla konuşup dışarı çıkıyor, işte motosikletli karizmatik bir çocuk geliyor, onu alıyor böyle götürüyor falan. Ulan dedim yani bir yerden tanıdık geliyor. İşte o rollerin kızı olmuş. Batuhan üst sınıflardan Batuhan'la çıkarım ben diyen kız olmuş Kirsten Dunst. Ama sonunda gene gönlünü şeye kaptırıyor. İşte bir dönemin Emma Stone'u yani aslında bakarsak hani hem Spider-Man'da oynaması olsun hem böyle bir takım geek filmlerinde çocukluğa dokunan filmlere bir şekilde sirayet etmesi olsun. Ve sonrasında biraz daha böyle sanat sepet filmlerine Jumanji'de de vardı bu. Jumanji'de de, çocuk oyuncudur zaten yani çok aslında bu filmde daha ergenlik yaşlarında ama bundan öncesinde de Kirsten Dunst aslında var olan bir ablamızdı. Tabii şeyde de yok muydu ya, vampirli film vardı Tom Cruise'un. Evet ilk onunla başlıyor hatta. Değil mi? Evet onunla başlıyor. Doğru. Zaten 2-3 sene sonra da şeyle Spider-Man çıkacak. Yok 2-3 değil de 3-4 sene sonra falan Spider-Man gelecek. Ondan önceki son böyle popüler filmlerinden bir tanesi bu. Evet. Öyle. Onun dışındaki oyunculuklar yani ortalama çocuk bildiğimiz her filmde olan E.T.'deki çocuk. Nickelodeon işte, çocuk evet. Aynen öyle. Terminator'daki John Connor bilmem ne. Aynı çocuk bisiklete biniyor falan filan işte 90'lar çocuğu. 90'lar çocuğu evet. Ama bu filmde şeyi takdir ettim. Çocuk geri zekalı değil. Yani oyuncağın bir şeyler yaptığını anlıyor ve gidip oyuncağa diyor ya ben aptal değilim konuş işte falan diyor hani. Sende var bir şeyler hani onu uzatmamışlar. Orayı takdir ettim birazcık. Çünkü genelde böyle eski filmlerde bir şey olur. Nasıl ya falan böyle bir inanamama olur böyle 40 saat böyle bir şey yaparlar. Ya ben olsam şimdi yani konuşmuştum falan dersin izlerken. Onu geçmişler mesela, o hoşuma gitti biraz. Evet ya çocuk zaten hali hazırda geek ve hani oyuncaklarla ilgilenen ve bunu zaten hani biraz da kendi başının altından çıkıyor bütün bu olanlar. Ve X Files izleyen belki. Tabii yani ve kızla da aslında oradan bir bağlantı kuruyor ya siz de mi falan gibisinden böyle bir şey yapıyor. Hani aslında çocuk o yönden bizim çok daha kendimizi özdeşleştirebileceğimiz bir çocuk. Ama bir yandan da tabii itlik kopukluk desen her türlü serserilik, hayvanlık. Göstermeseler de yapmış. Evet yani yapmış. Okul yakmış falan. Okul yakmış falan böyle detaylar var filmde hani bilmiyorum. Hani o çocuğun o şeyini de sonrasında görüyor muyuz? Bence görüyoruz hani yine de her şeye rağmen o böyle şeyi halini. Ama işte yani bilmiyorum yani o tarz filmlerde hani çocuğun biraz daha böyle kendini keşfetme yolculuğu ve o serseri ruhunu bulma yolculuğu İşlense mi daha iyi oluyor senin için yoksa hali hazırda serseri bir çocuğun aslında o serseriliğini daha iyi bir serseriliğe harcıyor olması mı seni daha çok etkiliyor? Genelde ilki galiba bize. Evet ya bu filmde yani. Beni insan karakterler arasında etkileyen bir hikaye yoktu. Evet yani ama çocuk daha böyle şey olduğunu düşünsene daha böyle hani içe dönük daha böyle şeyken böyle o şeyler gibi saklanıyor yani o Gorgonite'lar gibi saklanıyor aslında dış dünyaya çıkmıyor sürekli evde takılıp şey yapıyor. Bir yandan kızı seviyor falan ama kızı kurtarmak için işte o mağarasından, o odasından çıkıp bir şeyler yapması gerekiyor. Bu bence çok daha iyi bir fikir olurmuş ve işte ama hani çocuk zaten hali hazırda it kopukmuş. Allah bereket versin deyip hani o noktada çocukla bağlantı kurmayı belli ki orada böyle sinapslar diye böyle çıkmış ve demiş ki tamam bu çocuk olarak kalacak ve o çocuğu da bir daha zaten ne bir rolde gördük ne o çocuğu hatırladık bu film olmasa karakterinin yani, hiçbir şeyi yok. Büyümüş haline de baktım da öyle çok meşhur bir şey de görmedim. Halbuki bir gözüm ısırdı ama görmüşüm. Halbuki şu çocuğu içe dönük yapsalardı şu çocuğu bizim gibi şöyle yani, gönül dostu yapsalardı. Işte, filmde şöyle bir sıkıntı bizi şöyle gönül dostu yapsalardı onu da yok. Filmde bir şeyler düşünmüşler ama bunu birleştirirken bir sıkıntı olmuş. O arada yani işte korkunç oyuncaklar, işte daha tatlış oyuncaklar ki tam tersi tipleri falan böyle. O da bir güzel. İşte kötü bir şirket, klasik her filmde olan. Amerikan ordusu göndermesi, çocuk, çocuğun sevdiği kız, bunların ailesi falan filan böyle bir düşünmüşler. Sonra birleştirirken falan bir şey olmuş. Bir şeyler olmuş evet. Yani işte o ruhu tam katamamışlar. O ruh katılamayınca da Hani Show TV'de işte hani akşam yemekten sonra izlenip wow, oyuncaklar birbirine sürtüşüyor ya deyip izlediğimiz ama hani sonrasında böyle biraz daha iyisi olabilir miydi acaba diye sorguladığımızda öyle bir tat bırakıyor ya. Yani, evet izlerken keyif alıyorsun ama o işte ne kadar kötü de olsa 90'lar yani çocukluğumuza işte dokunduran şey filmler gibi bırakmıyor seni. Bittiği zaman böyle bir lan bir şey eksik falan diyorsun böyle. Diğerlerinde böyle işte bu be ninja kaplumbağalar, kauçuk kostümler falan diyorsun. Bunda böyle yani güzel ama hani daha iyi olabilir sanki falan. Evet. Mesela bunun remake'i yapılmak istense ben bir merak edebilirim. Normalde remake'çi değiliz zaten. Hani orijinali her zaman çok daha iyi oluyor. Bazı filmlerde yani, işte değişiyor, istisnalar olmuş. Doğru da değişiyor. Ama bunun şimdi remake'i duyulsa bir böyle ulan hani güzel olur. Merak ederim yani ben, hani daha iyi olabilir mi acaba diye bir düşünüyorum. Kesinlikle çok daha iyi olabilir. Çünkü bu sefer yani en azından bir yere odaklanırlar. Yani bu filmin dediği yani tekrar söylediğimiz şey bu. Odaklanmıyor hiçbir yere. Yani ne işte bir savaş ya da şey eleştirisi bu. Ne oyuncak sektörünün eleştirisi. Çünkü bir yandan da oyuncak reklamlarıyla falan dalga geçiliyor. Yani evet. Bir yandan da şu deniyor. Baba siz oynuyorsunuz, sizin çocukluğunuz işte action man'ler bilmem neler ama arkasında takım elbisesini giyip ha 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 işte çocukların ailelerine şimdi işte şey satıp oyuncak satıp para kazanacağız ha ha diyen tiplerin olduğunu aslında bir yandan gösteriyor. Evet orada çok güzel, evet hani buraya mı odaklanıyoruz? Yo, buraya odaklanmıyoruz. İşte çocuğun babasıyla olan şey hani işte kendini sevdirme ve işte bir şeyler yapma yani o ergenlik. Babasının klasik salak herif işte beceriksiz bir işte dükkanı aç falan. Klasik baba oğul şeyi hani buraya mı odaklanıyoruz? Yo, buraya da odaklanmıyoruz. Hani oyuncakların kendi yani böyle hani hiçbir şeye odaklanmadan. Tuhaf karakterler arada böyle teknoloji bağımlısı bir herif var kızın babası falan böyle. Evet. Bir şey derdinde pahalı ekipman televizyon alıyor mesela. Onda bile bir kusur buluyor böyle. Günümüz şey oyuncuları gibi. Aa bunun FPS işte 200'ün altında olursa ben bu oyunu oynayamamcılar gibi bir tip var. O da orada niye var hiç? Yani ne komik de değil abi. Ya işte oraya da girmek istiyorlar. Bunu da şuradan anlıyoruz. Yani adam komşusunun ağacını kesiyor. Benim şey uydu antenimin açısını bozuyor diye ve komşusu da diyor ki bütün o hikaye şeye bağlanıyor. Ya sonunda EMP olarak onu uyduyu kullanıyorlar falan filan. İşte yani. Tamam oydu orada dursun kullan gene yani bu kadar işte, karakter ona ayırdığın zamanı bari çocuğa falan boş ver. Sen bu filmi izlerken nasıl hissettin? Genel olarak iyi hissettik galiba. Yani iyi, yine de. Yani tabii. Evet yani. Sonuçta o dönemleri izliyorsun. Evet yani çocukken ne hissettiysek benzer şeyleri hissettik. Çocukken de böyle wow aman aman dememiştik ama gördüğümüz zaman yani televizyonda ne bileyim işte Zehirli Sarmaşık isimli Türk dizisi değil de Small Soldiers oynuyor dedikleri zaman içimizde böyle bir gup gup olduysa aynısı şimdi de oldu. Bu sefer biz yetişkin olduk ve kendi rızamızla Small Soldiers'ı televizyona koyduk ve izledik. Pişman olduk mu? Yok. Hayır bence gayet güzel. 10 senede bir izlenir. 10 senede bir olabilir evet yani izlenebilir. Ya atıyorum Space Jam 200 senede bir izleniyorsa, Ninja Kaplumbağalar senede bir izleniyorsa tabii. Bu da işte 10 senede bir izlersin. Evet yani izlenir hani hiçbir şey olmasa bile arkada böyle dönsün ya da böyle arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Hani arkada ben dönsün çok isterim arada böyle bakılır falan. Bu tam o film tabii. Öyle bir noktaya gelebilir. Şeyleri de bu arada çok gömdük gibi oldu aslında olmadı da. Anlayan anlamıştır neyse. Yok canım. Şeyleri de çok takdir ettim. Yani filmdeki CGI ve kukla dengesi çok güzel. Yani CGI'ler dönem için çok güzel bence. Neredeyse yani bazen ayıramıyorsun. Askerler CGI'den kuklaya geçiyor bazı sahnelerde. Dur şimdi CGI mi? Çok belli olduğu sahneler var tabii ki. Aşırı aksiyona girdikleri zaman oluyor ama mesela Gorgonite'ların lideri Archer'ın çoğu sahnede kukla. Yani stop motion tekniğiyle yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Yani ben bayağı şeylerini koyarız. O kısımları çok beğendim. Evet yani alt taptan teknik kısımlar çok güzel. Alt taptan bizi izleyenler için bir dakikalık saygı duruşu şu anda şeyi koymaktayız. Bu kamera arkasında o şeyler nasıl yani hem CGI hem kukla bir arada nasıl kullanıldı ve işte o teknolojinin ilk ayak sesleri yani bir şeyler var gibi de ama yani bir yandan da yokluk. O ikisi bir araya nasıl karıştırmış? Bildiğim kadarıyla 3:1 oranında işte 3:1 kukla, 3:2 CGI gibi bir oranla yapmışlar. Bence gayet güzel. Askerler daha çok CGI, şeylerde çok bir şey yapmadıkları için yani Gorgonite'lar sadece durduğu için onlar da bir tık daha fazla şey kullanmışlar. Barbie'ler falan güzeldi işte. Hem CGI hem kukla açısından. Evet. Güzeldi ya. Ben o açılardan takdir ediyorum. Bir de askerlerin çip mevzusunu güzel kullanabilmesini takdir ediyorum. Yani adamlar sürekli yapay zeka gibi kendini geliştirebilen bir çip olduğunu söylüyorlar ya. Ve hakikaten sürekli bir şey üretiyorlar. Böyle bir alet edevat buluyorlar. İşte garaja girip o falan yapıyorlar ya böyle. Üretiyorlar ve bir şeyler. Oradaki ışıklar falan çok iyiydi. Yani o evet, sahnelerin evet. Böyle geçişi, o böyle patlayan çatlayan şeyler, hani o böyle gerçekten hani bir şeyler oluyor şu anda ve aslında günün sonunda bir oyuncak böyle her şeyi tasarlamış gibi ama yani o şeyi çok iyi bana yedirmişti. Tabii tabii. Mesela şimdi günümüzde remake yaptıklarını düşün ve günümüz teknolojisinde işte telefonları daha böyle teknolojik, daha büyük şeyleri kontrol, dronlar olsun, şunlar bunlar olmuşsun. Daha korkunç olabilir, daha büyük çaplı bir şeyler çekebilirler, güzel olur mu? Evet, işte keşke yapsalar. Ama işte Archer gene elinde okla... Ama Archer'ın da olayı o. Ama işte mı? Avatar gibi düşün. Ya öyle de abi, şimdi Avatar'dakiler oku soktu mu sokuyor yani, tamam ama Archer da yapacak işte o işi. Tamam, remake'de yapacak. Yapacak, söz yapacak Archer. Bakma o ilk başta böyle bir korkar eder ama sana halleder yani. Arkadaşlarını da gaza getirir. Yani arkadaşlarını asıl o gaza getiriyor bu arada. Archer şey yapıyor. Evet, bir noktada biraz şey oluyor. Durduk yerde böyle artık adam ulan biz de bir boka yaramıyoruz galiba deyip hadi beyler savaşıyoruz diyor böyle. Evet. Ve bilmiyorum. Bir anda öyle savaşa gidiyorlar. Ve evet. Bir anda oluyor, dikkat etsen. Hiç böyle öncesinde yapmalıyım, yok yapamam ben korkuyorum işte ne bileyim hani dönüp böyle bir arkadaşlarına bakıp işte onları riske atmamalıyım gibi bir cümleler falan yok. Adam pencereden bakarken dur ya biz savaşa gidelim evet. Falan diye bir anda gidiyor. Ya sorun orada şu yani... Sorun bu işte demin de bahsettiğimiz bütün filmde bu sorun var zaten. Çok evet biraz öyle şeyler var. Evet yani şu var hani özgür iradeye bir gönderme var yani evet şeyin kodu askerin kodu onu öldürmek ne olursa olsun öldürecek. Şeyin kodu da ne olursa olsun saklanıp hani hayatta kalmaya çalışacağım ve bu kod nerede kırılıyor? Yani hani hepimizin içinde olan o hani şu anda bende bu var ve bunu yapmalıyım. Kodu kırılıp da kendimize yönelik hani doğru olanı bulmaya nasıl cesaret edebiliriz sorusunun cevabını asla vermiyor. Birçok filmin vermeye çalıştığı bu soruyu evet, tuhaf yani. İlgileniyormuş gibi gösteriyor. Yani bir yandan şey hani bu koddur işte bu olmaz bu adam bunu yapacaktır. Asker adam öldürür. İşte şunu yapar gibi veriyor ama bunun ne ara nasıl kırıldığı, ne oldu, ne bitti yani bunlar. Dedim ya işte arkadaşlarına dönüp işte. Ya beyler kodu boş verin işte yardım etmeliyiz biz Gorgonite'larız evet. Falan filan yerine işte bir evet. Anda karar veriyor. Evet düz bir insanın gaza gelmesi gerekiyormuş demek ki yani bunun aynen. Kırılabilmesi için hani tamam teşekkür ettik ve iyi günler diledik. Öyle yani onun dışında da şey değil, vallahi bayağı gömdük gibi oldu ama şey yani ne olursa olsun bu bizim çocukluğumuzun filmidir, güzeldir. Gömme gibi değil yani evet, şimdi ah be şöyle de olsa daha tadından yenmezdi evet, gibi. Yani. Evet yok tatlı tatlı böyle şey evet. Yani çünkü yani çocukken de izlerken çok şey yapmıyorduk ya. Tabii tabii ya şu an çıksa gömerdin. Ha tabii ama işte. Valla güzeldi o filmin atmosferi. Tabii, o zamanlar böyle bir şeyler düşünüp fantastik bunlara işte para yatırıp ki o zaman böyle seyirci de daha da azdır. Şu an ne koysan mesela gidiyor hani Marvel bilmem ne coştu artık paralel evrenler bunlar ya şeyler bile coştu. Klasik bilim kurgular falan bile coştuğu için şu an gider. Ama tabii o hiçbir zaman şey yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Daha da bir risk ve cesaret. Muadili var mı bu filmin? Yani bugün bile hala daha bir muadili var mı? Yok. Yok. Toy Story'yi saymıyorum. Toy Story değil canım. Toy Story animasyon evet, ne olursa ama olsun. Yok. Ama bunun yok. Gibi son dönemde bir oyun çıktı. Muhtemelen bundan ilham almış zaten. Bayağı böyle oyuncak adamlar olarak işte reyonlar arasında savaşıyorsun. İşte Call of Duty gibi dörtlü beşli takımlar halinde. Güzel bir oyunu. Biraz oynamıştık arkadaşlar. Ya beta'daydı falan şimdi ne oldu bilmiyorum belki olur coşmuştur. Ya da öyle konseptler var ya birkaç tane oyun yakın, vardı evet. Bir oyun gördüm ama film görmedim. Yok film evet yani bu hani bence bugün bile denenmesi çok zor bir evet, fikir. Bu arada figür de görmedim mesela ben figür de çok haşır neşir ilgim olan bir insanım. Birçok eski şeyin figürü yapılıyor hala işte RoboCop'lar bilmem de sürekli böyle bir eskileri figürlerini canlandırma mevzusu var ama mesela bunların görmedim yani eskiden beri. Kaldı öyle. şey yapmadılar. Evet işte bakmamışlar. Yani bir kere yapmışlar, salmışlar. Mesela bu filmin çok rahat ikincisi, üçüncüsü, beşincisi gelebilirmiş ama dokunmamışlar. Belki de iyi olmuş ama işte... Yani bazı şeylerde belki çıktığı olduğu gibi kalmalıydı. Evet yani bugüne kısmetmiş. İşte biz de bu şekilde bu filmi yaşatmış ve teşekkür etmiş olduk galiba o çocukluk anılarımıza. Öyle işte. Evet, evet, siz de izlediyseniz yorumlara yazın. İzlemediyseniz bir şans verin. Fikirlerinizi de öğrenmek isteriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.